Merhaba arkadaşlar, TYT Coğrafya Denemeleri serimizde 61. deneme ile birlikteyiz. Daha önceki denemelere ulaşmak için oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Birinci sorumuzda coğrafya öğretmeni Yasin Bey sınıftaki öğrencileri 4 gruba ayırdıktan sonra fiziki coğrafyanın alt dalları arasında yer alan klimatoloji, iklim bilimi, jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi, hidrografya, su bilimi, biyocoğrafya, canlı bilimi adlı çalışma alanları ve buna ait alt dalların faydalandığı yardımcı bilimlerle ilgili proje ödevi vermiştir. Buna göre proje ödevinde aşağıdaki yardımcı bilimlerden hangisine yer veren öğrenciler Yasin Bey'in verdiği ödevin kapsamı dışına çıkmış olur. Şimdi tek tek gidersek klimatoloji iklim bilimiydi. Meteorolojiden yani hava durumundan yararlanıyor. Jeomorfoloji yer şekli bilimiydi. Jeofizikten yararlanıyor. Hidrografya su bilimi, akarsu, göl, deniz, okyanus gibi ki hidrografya ile limnoloji göl bilimini ilişkilendirebiliriz. Bunun yanında ekoloji biliyorsunuz ki doğal kısmı, doğal çevreyi inceliyor. Bu da biyocoğrafya ile alakalı. Ama demografi yani nüfus bilimine ait bir şey zaten verilmemiş. Artı fiziki coğrafyanın alt dalları diyor. Bu beşeri coğrafyanın alt dalları arasında. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. İkinci sorumuzda aşağıdaki topografya haritasında 3 gezi ekibinin izledikleri doğrultular ve bu doğrultular üzerinde karşılaştıkları numaralandırılmış yer şekilleri gösterilmiştir. Buna göre gezi ekibinin izledikleri doğrultularda karşılaştıkları yer şekilleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 1 numaraya baktığımızda iki tepe ve onu çevreleyen bir yüzeyips, arada kalan bu daha alçak yere biz boyun adını veriyoruz. O zaman B ile C arasında bir kıyaslama yapacağız. 2 numaraya baktığımızda özellikle V harfini burada görüyoruz ve V harfinin uç kısmına doğru yükselti azalıyorsa bunu nereden anlayacağız? 100, işte 200, 300 şeklinde bir izoibis yükseltisi olacak burada. Ki burada 300, burada baktığımızda 200, burada 100. V'nin uç kısmına doğru yükselti azaldı arkadaşlar. İşte o ne oluyor? Sırt oluyor. Eğer tam tersi uç kısmına doğru artmış olsaydı, bakın neredeki gibi? 3'teki gibi. V'nin uç kısmına doğru yükselti artıyorsa ki 100'den 200-300'e çıktık burada. O yüzden buna biz vadi diyoruz. Yani V harfini kullanırken de buna dikkat edelim. Çünkü bazen bizi yanıltabiliyorlar. Yani yükseltinin artma ya da azalma durumuna bakacağız. Örneğin işte 300 dediğimiz gibi bu kısımda kıyaslarsak 100 şeklinde, 200-100 şeklinde V'nin uç kısmına doğru yükseltimiz ne oldu? Azaldı. O zaman biz buna sırt adını veriyoruz. Aynı şekilde V harfini çizip bu sefer tam tersi şunu yaparsak 100-200-300 şeklinde bu sefer V harfinin uç kısmına doğru yükseltinin arttığını gördük. Bu ise vadiyi ifade etmektedir. Bu şekilde ayrımını yapabilirsiniz. Buna göre doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki haritada 5 bölge yine bazı numaralarla verilmiş, gösterilmiş ve bu bölgenin nüfus özelliklerine ait bazı bilgiler verilmiş. Buna göre kaç numaralı bölgenin nüfus özelliklerinde hem doğal hem de beşeri faktörler birlikte etkili olmuştur. Su kaynaklarının oradaki varlığı doğal. Verimli tarım alanları ki tarımsal verim daha çok o alanlarla ilgili beşeri kısmı ilgilendiriyor. O yüzden bir numarada hem beşeri hem doğal kısımlar verilmiş işaretlendiği yer olarak. Yer şekillerinin dağlık olması nedeniyle nüfus seyrektir, doğal koşul. Şiddetli kuraklık, aşırı işte sıcaklık nedeniyle doğal koşul, iklim faktörü. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak beşeri faktör verilmiş sadece. Madencilik faaliyetleri yine beşeri faktör verilmiş. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söylüyoruz. Hem doğal hem beşeri özelliğin verildiği. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı ülkeler bu ülkelerin yer aldığı bölge türleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangi ülke ile bölge türü yanlış eşleştirilmiş? İspanya NATO üyesi, İran petrol çıkarım alanı ki Basra Körfezi var, Hindistan yoğun nüfuslu bölgeler arasında, Brezilya ekvatoral iklim bölgesinde ama Norveç yoğun nüfusu değil, seyrek nüfuslu alanlar arasındadır. İklim çok uygun değil, yer şekilleri oldukça dağlık engebeli. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, 5. sorumuza geldik arkadaşlar. Yeryüzünün büyük bir bölümünde görülen ve ciddi anlamda can ve mal kaybına neden olan su baskınları genelde sel ve taşkınlar olmak üzere ikiye ayrılır. Ani ve şiddetli yağışlar ile kar erimeleri sonucu oluşan hızlı akışa sahip yüzey sularına sel,
Bir akarsuyun akımının artması sonucunda suyun yükselerek akarsu kenarlarını aşması ve yakın civarı sular altında bırakmasına ise taşkın denir. Buna göre haritada gösterilen numaralı alanlardan hangisinde sel ve taşkınların görülme olasılığı diğer alanlara göre daha fazladır. Şimdi burada 5 numarada çöl var. Çok fazla sel olayı görmüyoruz. 2 numaralı alanda yine çöl alanlarını gördüğümüz için çok fazla sel olayı görmüyoruz. 1'de yine aynı şekilde. 3'te ise soğuk bir iklim var ama özellikle Muson Asya'sında yaz yağışlarına da bağlı olarak çok fazla sel olaylarını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız 4 numara, yani D şıkkı olarak söylenebilir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. İnşallah bu seriye devam edeceğiz. Sizin de desteğinizle birlikte iyi çalışmalar diliyorum.